Emay'e bu hafta da sizlerle birlikte başlıyor. Başlasın. Başladı. Ablacığım tam havaya giriyorum ama ya. Olmaz ki. Bu kadar ne sorun olmuş olabilir ya? Herkesin hayatında gelir ne var adam erken boşalmışsa ya? Bir günde orgazm olmayı ver. Ne oldu öldün mü ya? Ne kadar abartıyorlar ya bazı şeyleri. Bence hiç olamadıkları için böyle. Onu da bulacağı zaman anlamış olmaları lazım. Birbirlerine göre değiller işte. Evet. El alemin dedikodusunu yaptığım Zema'ya başladı. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, evimizde minik bir dostumuz var. Biz onunla beraber uyuyoruz. Adı Abdullah Su. Onunla beraber uyumuyoruz. Ayrıca adı Abdullah Su değil mi? O bizim ev arkadaşımız. Adı Kuymak. Ne kadar müthiş bir isim değil mi sevgili seyirciler? Ben de sevgilim bana bu ismi ilk söylediğinde gerçekten coşkuyla havalara uçmuştum. Oo, ben King Kong düşünüyordum. Nereden geldi Kuymak aklına dedi. Sevgilim her zamanki gibi yaptı. Çünkü o her şeyin en iyisini bilir. Teşekkürler sevgilim. Kuymak hayatımıza girdi. Ve bizim hayatımız... Ellerimizin arasından kayarak gitti. Çünkü artık hep kuymağın dertleri vardı. Kuymak ishal oldu. Kuymak yemiyor. Kuymak su içti mi acaba? Kapıyı kapatmayalım. Kuymak orada psikolojisi çok... Coşkulu bir cinsel hayatımız vardı. Artık... Neyse, konuyu saptırmayalım. Şu anda oradan oraya atlayan, biz çekime başlamadan koşturup da ışığı düşüren, sevimli mi sevimli, tatlı bir şey. Kuymak. Yapma oğlum. Annesi kuymağı çok iyi eğitir. Kuymak hiç onun sözünden dışarı çıkmaz. Annesi ne derse onu yapar. Annesi kim mi? Benim sevgili, ben de babasıyım. Kuymağın babasıyım. Kuymak çok akıllı. Yemez mi bu kuymak? Hayır ya, dertliyim ya. Buradan sevgilisiyle ya da eşiyle yaşayıp kedileri olan çiftlerin derdine derman olmaya geldi. Ablanız geldi. Sorunlar mı yaşıyorsunuz? İşte şimdi bunların hepsini ifşa edeceğim. Kedi durmuyor abi. Hiç durmuyor. Her yer suyunun içine giriyor. O suyun içine girmeden önce klozete girmiş zaten. Ev kedisi de bu evin de her yerini biz yalamıyoruz yani. Bu hayvan sevmemekle ilgili bir şey değil. Kedi lobisini karşımıza alacağız. Hayvan severler şansını bilendi. Bilensin ya. Ne var ya? Bilenirse bilensin. Eğitim başka bir şey. Boş sevgi başka bir şey. Saçma sapan hareketler yapmayın. Gelsin ağzımıza s**sın o zaman. Çok dertliyim ya. Ve geçen gün kuymakla aynı odada yatmıyoruz diye ilişkimde sıkıntı yaşadım ben ya. Neden? Çünkü sevgilim onunla beraber uyumak istiyor. Sorun yok. Ama sevgilim aynı anda benimle de beraber uyumak istiyor. Fakat kuymağın burasında bir çam var. Kaybolduğunda biz onu bulalım diye. Çünkü dört dönüm bir evimiz var bizim. Oturma odasından salona ring kalkıyor bizde. Öyle bir evimiz var. Dolayısıyla hayvan kaybolursa bulmamız çok zor, ufacık bir şey zaten. Dedim ki boynumda çanı var. Çıngır çıngır ses çıkartıyor. Ben bu sesten uyanıyorum dedim. Sıcak zaten. Yanıyoruz. Uyuyamıyoruz sıcaktan. Abi kürk giymişim gibi. Abi sırtımdan bir şey geliyor. Sabah saat 5 ya. Bunu niye yapıyoruz ya biz? Niye biliyor musun? Elmayra mutlu olacaktı. Kumiş, hayvan diyor ki yeter sal beni diyor. Lan bacağı elinde kalacak. Ya bu nasıl sevgi? Kuymak, ben ve sevgilim ille beraber yatacağız. Aşk her şeyi affetmez mi? Bence eder. Çünkü sonra trip yersin. Sevgilim bana bu konu yüzünden uzun uzun tripler attı. Zaten trip atmayı çok sever. Bu konuda Balkan ikinciliği var. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemizi altın madalyayla temsil edecek. Hayatımda zorlu insanlar var yani. Bakın zorluyla iyi başka bir şey. Zorlu insanlar var benim hayatımda. İyi, çok sevdiğim ama zorlu insanlar. Mesela ev arkadaşım da böyle biri benim. Sabo. Sabo spor yapıyor. Kötü esprim geldi. Nedir? Sabo spor. Ha, bunu da topluma söylemek istiyorum. Sevgili erkekler, özellikle bodybuilding yapan, işte crossfit yapan ve building olsun. Benim aksanım umurumda da değil. Dumbbell'dır, indiren, kaldıran bilmem ne erkekler. Arkadaşlar, sporunuzu kendi kendinize yapın. Susun, geçin bir kenarda oturun ya. Tamam ya, tamam yani. Bütün gün adamın konuşmak istediği tek şey ne biliyor musun? Nasıl? Güzel, güzel. Dün de güzeldi. Dün de dedim ya güzeldi. Ama bak burası yeni çıktı. Tamam, onu ben envantere geçmemişim. Pardon. Artık bu da güzel. Tamam. Ben senin baklava sayıcın mıyım lan? Arkadaş, çok takdire şayan emekleriniz. Tamam. Sabah uyanıyorum, salona gidiyorum. Seninki günaydın. Günaydın kardeş. Kalkayım da bir spor yapayım dedim. Yap. Sana ne yapıyorsun diyen olmadı. Bu burada yapılır mı diyen olmadı. Yap la. İki gündür yapmıyordum da. Bugün tamam. Yap. Yap ya. 100 tane yumurta yiyorsunuz sabahları. Çiftlik gibi oldu. Odam evi kokuyor. Tavuk kokuyor ya.
Kanka şimdi kalori yakıyorsun ya, onu proteini alman lazım. Ben bunu ya tamam ye ya, biliyorum senin ne yemen gerektiğini. Tamam ye ya. Şimdi yarın da 6 yumurtaya çevireceğim. 15 gün sonra da 8 yumurtaya geçmem lazım ki steroidler bir şey olmasın, kaslar ona dönmesin, yağlar buna gelmesin. Ertesi gün uyanıyorsun, günaydın günaydın, boş geçmeyeyim dedim de. La tamam k***a koyayım ya. Geçme, duştan çıkıyor. Şurada bir şey mi olmuş sanki? Evet, 10 saniye önce öyle değildi. Nasıl bir şey hayal ediyor? Seni övmemi niye bekliyorsun? Diğer erkekler siz de niye bekliyorsunuz? Nasıl sıkılaşmış? Sıkılaşmış ya. Tamam. 7'de 9 kilo tavuk göğsü yemezsem düşer. Ne yapayım, bana mı düşüyor? Yeter arkadaşlar ya, bu kadar abartmayın ya. Tanrısın NASA'ya roket atıyor ya. Sen niye bodybuilding yapmıyorsun? Hoşlanmıyorum. Yani o amaç beni cezbetmiyor mesela. Vücudumun öyle olma amacı. Bence yok. Tamam, olur sevgili. Yaparım. Ben de gelirim evin içinde. Nasıl? Evin içinde yapma. Evin içinde yapmasam da o vücudu burada göstereceğim. Bugün nasıl? Bugün nasıl falan? Evet. Hani benim tavuğumu yapmamışsın? Ben tavuk yapmam sana, ben vejetaryenim. Evet, benim sevgilim vejetaryen. Ben de tam bir etoburum. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ne hayallerim vardı. Gidiyorum mesela, mekan geziyordum eskiden. Sevgilim olursa buraya geleyim, sevgilim olursa buraya geleyim, sevgilim olursa şuraya geleyim. Hepsi çöp. Ve benim kafamdaki plan şuydu. Sevgilimle oralara gideceğim. Sevgilimi oralarda yemek yedireceğim. Sevgilim diyor ki nereden biliyorsun ya böyle şeyler? Bayılıyorum sana. Sevgilim vejetaryen çıktı. Veganlar vardı. Daha çok saygı duyacağım işte. Zaten. Çok zor. Niye geçen vegan restorandan sipariş ettiği gayet güzel mi? Vegan restorandan sipariş ettiğimiz neydi biliyor musun? Vegan içli köfte, vegan Arnavut ciğeri, vegan kokoreç, vegan ayvalık tostu. Bütün her şeyin ismi hayvansal. Evet ya. Ama onun da mantığı şu, kafanda bir şekilde kodlamak istiyor adam. Yani biz böyle bir şey yaptık, bunun adı da fötsürüst olsun dese, yani ne yiyeceğini bilmeyeceksin. Adam onunla sana denklemeye çalışıyor. Annemle konuştum dün. Nasılsınız falan. Yaşlı artık bunlar ya. 70 küsürler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız dedim. Doktora gittim gene dedi. Artık bir yerden sonra doktora gidiliyor devamlı. Doktora gittim dedi. Dedim. Artık bana gelme dedi. Niye dedim? Senin dedi artık benimle işin yok dedi. Sen fiziğe gideceksin. Sen kime gittin dedim. Ben beyin bölümüne gittim dedi. Niye anne? Buralarım ağrıyor, buralarım ağrıyor, belim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Adamı nasıl darlamışsa adam ya, bunun beyinle bir ilgisi yok. Yaşlısın, yemişin içmişin olmuşsun 300 kilo. Ağrıyacak tabii, benim mi ağrıyacak, senin mi ağrıyacak yani demiş kibarca. Adama diyor ki ben anlamam, beni düzelt. Dedim anne işte bıldır yediğin hurmalar seni böyle tırmalarım. Annem, ablam, halalarım hepsi yarım dünya mualla. Elleri çok lezzetli, çok güzel yemekler yaparlar. Gerçekten yani yersin okey, tamam da bu kadar yemek zorunda değilsin, yemeyebilirdin. Bunlara ben derdim işte şeker kullanmayın, bak bu kadar un yemeyin, bu kadar ekmek yemeyin. Bana sinirleniyorlar biliyor musun? Konuşma be, neyimiz var bir künefe yiyoruz falan. Neyimiz var bir makarna yiyoruz. Neyimiz var bir kebap yemeyelim. Lan zaten yedin dünyayı, yedin zaten yani. Bir de sanki ben bunların malının düşmanıyım ha. Seninkiler yıllarca bana söylendi söylendi. Ablam yemekten vazgeçmedi, gitti memelerini küçük. Bu böyle bir şey değil ki. Ne yapayım diyor. Vazgeçemiyor. Ama bundan vazgeçebilirim. Rahatsız. Bizimki de şimdi hacı yatmaz gibi böyle. Tabii ki de sen yürüyemeyeceksin. Doğru söylüyorsun. Doktora yaptığı şu. Bu bir makina reklamı vardı ya. Kalgon, kalgon. Kalgon kullanmazsanız rezistans kireçlenir. Rezistansı alıyor. Gidiyor diyor ki rezistans kireçli. Adam demiş ki evet. Bunu düzelt. Bu düzelmez. Düzelt. Kalgon kullanacaksın. Kalgon yok. Düzelt. Düzelmez. Olur mu? Temiz yıkamıyor. Kalgon kullanacaktın işte, yemeyecektin. Anlamadım ki yani. Ya o şekeri yemeyecektin, o unu yemeyecektin. Her sabah börekler yapmayacaktın. Hepsi birbirlerine hünerlerini gösterir gibi kahvaltı sofrasında öğlen ne yiyeceklerini konuşuyorlar ya. Rahatsız mısınız arkadaş ya? Nasıl bir yokluktan geldiniz ya? Ya burada ailemi gömüyormuş gibi görünmek istemiyorum ama çoğu insanlar böyle. Çoğumuz böyle. Bu kadar çok yemeyin ya. Hello Amerika nedir ya? Amerika. Durumunuz ne sizin aslanım? Sizin porsiyonlarınız niye o kadar büyük ya? Biraz az yiyin ya biraz. Amerika'da obezite sorunu var. Bir öküzü 4 kişi yiyorsunuz. Sığırlar. Bunların devamlı şenlikleri var. Zaten açık alan arazi. Bakalım en iyi bifteği kim yapacak? Biftek mi? Hayvan o ya. Tamamı ya. Böyle biftek mi olur? 9 saat isle pişirdikten sonra, 7 saat kendi buharında kaldıktan sonra, 6 saat mühürledikten sonra adam diyor ki bu porsiyonu bitiren oldu mu diyor. Birkaç kişi diyor. Dükkan böyle işliyor ha. O zaman ne koyuyorsun o kadar? 100 gram eksiltseniz Afrika'da açlık kalmaz. Hayvan oğlu hayvan. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. We'll be right back.
Şimdi birbirimizi yemeyelim. Bak bir tane arkadaşım var, size ondan bahsetmek istiyorum. Ben tanıyor muyum? Tanıyorsun. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada bir düdüklük var mı yok mu? Bu mesela şişmanlara şişman olduğunu söylemene gerek yok da. Bunların bu durumla ilgili bir hassasiyeti var ya. Devamlı bunu bir bahaneye sunuyorlar ya. Aslında ben yemiyorum. Aslında ödem yapıyor. Aslında işte tiroid bezlerim. Gerçekten böyle olanları tenzih ediyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Allah da acil şifalar versin. Ama böyle olmayıp da götü başı oynayanlar var ya, size söylüyorum. Bana neyi anlatıyorsun ya? Bana neyi anlatıyorsun ya? Bana ne? Ne yapacağız? Ayaklanma mı başlatacağız? Bu çocuk aslında yemiyor. Neden böyle oluyor? Ne yapalım? Konsolosluğa falan mı gidelim? Ne yapalım ya? Yiyorsun da oluyor işte ya. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Bak bu arkadaşım, ben tanıdım tanıyalı şişman. Eminim benden önce de öyleydi ki öyle açıklamaları var. 15 yıldır da ben tanıyorum. Moruk geçenlerde geldi. Devamlı bu bir diyet hallerinde. Devamlı bir spor hallerinde. Doğru düzgün spor yapıp diyet yaptığı zaman da veriyor. Bak doğru düzgün yaptığında veriyor. Geldi dedi ki diyet uzmanına gittim dedi. Artık çok dedi profesyonel yapıyorum dedi. Tamam. İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Tamam. Verdi diyor reçeteyi. Bir hafta diyor. Harfi harfine uydum diyor. Ne dediyse yaptım diyor. Bir haftanın sonunda gittim. Evet. 2 kilo vermiş. Bravo. Aferin. Ama aynı şeyleri aynı şekilde harfi harfine uyarak yaptım ve bir sonraki hafta gittiğimde 200 gram almış. Oğlum saçma sapan konuşma. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Sen benim zekamla dalga mı geçiyorsun ya? Aynı şeyleri yaparsın da gidersin 2 kilo verirsin. Yine aynı şeyleri yaparak nasıl 200 gram alırsın? Tamam, vücudun biraz şeydir. 2 kilo vermezsin de 1800 verirsin. 1,5 verirsin. 1 verirsin. 500 verirsin. 100 verirsin lan. Ama almazsın ya. İnsaf. Ne cevap verdi? Bunu tabii ona anlatamıyorum ki. Bunu böyle söylüyorum. Vallahi billahi. Bir de yemin ediyor ya. Sen şu yemeği bardan biraz daha geri çek. Ha, küpün arkasına. Küpü çok önemli. Küpü sabit tut eski yerinde. O kadar eski yeri değil. Neyse boşver, kapatsan ya. Kapatsan ya. Emaye'nin sonuna geldik. Bakın küpü şuradan şuraya alana kadar Emaye bitti. İşte böyle de bir program. Hadi bakalım. Şimdi gidin, haftaya gene gelin.